Değerli Başkanım, değerli katılımcılar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin kıymetli mensupları. Bugün katılım bankalarımızın çatı kuruluşu olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyor ve hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak kurulduğunuz günden bu yana ülkemizin kalkınmasında ve büyümesinde insan merkezi bir yaklaşımla önemli roller üstlendiniz. Bu rollerinizin hem sayısı hem de önemi her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Sizlerin de yakından bildiği gibi Türkiye'de katılım finansının mazisi ülkemizde finansal anlamda serbestleşme adımlarının atıldığı ancak 1980'li yılların ilk yıllarına kadar uzanıyor o tarihte atılan tohumların bugün serpilip büyüyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu finansmanı kesintisi sunabilen güçlü finansal kuruluşlara dönüştüklerini görmek bize büyük bir mutluluk veriyor. 2001 yılında Özel Finans Kurumları Birliği adıyla kurulan ve 2005 yılında ülkemizin gelişen ekonomisine ve ihtiyaç duyduğu sağlam finans sektörüne yanıt vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5411 sayılı bankacılık kanun çerçevesinde bugünkü adı Türkiye Katılım Bankaları Birliği adını alan bir birlik. O tarihlerden bu yana katılım finans sektörü sizlerin de gayretleriyle ülkemizde adeta ilmek ilmek dokunuyor. İnancımızdan kök bulan bir sistem. Katılım finans. Doğru olan belki de budur. İnsan ve paylaşım odaklı yaklaşımlarının yanı sıra yetkin kadroları ve yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmesiyle bu gelişimini sürdürdü. Ülkemizin banka ağırlıklı finansal yapısı içerisinde katılımcıların giderek artan rolü ve çeşitlenen ürünleriyle her geçen gün daha fazla ilgi göreceğine ve toplam aktif büyüklük içerisinde halen sınırlı olan payını daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu sayede başta Kobi ve daha küçük ölçekli firmalar olmak üzere hem yenilikçi finansman modelleriyle finansmana erişim imkanları artacak hem de finansal okuryazarlık seviyesinde sağlanacak gelişmelerle ülkemizin potansiyeli giderek daha fazla ortaya çıkacaktır. Katılım bankalarımız son 16 yılda <laughs> gerek aktif büyüklüğü gerekse krediler açısından bankacılık sektörü ortalamalarının üzerinde bir performans gösteriyor. Katılım bankacılığın bankacılık sistemindeki payı son 5 yılda %5'ten 8'e çıkmış durumda. Böylece katılım bankaları için öngörülen yüzde on pazar payını yakalama noktasında öler önemli bir ilerleme kaydedildi. Ama artık geometrik gitmemiz lazım. 16 yılda 8 bir 16 yıl daha bekleyemeyiz. Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Bu ülkenin ihtiyacı var. Türkiye'nin toplumsal, kültürel yapısı, medeni duruşu, inancı bu rakamları aslında hiçbir şekilde doğrulamıyor. İstikrarlı bir biçimde büyüyen katın bankalarımız 2022 yılı Mart ayı itibariyle toplam aktifleri yılla yılda %73,6 artarak 467,7 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu da yetmez. Katılım bankalarımızın 2022 yılı Mart ayı itibariyle yurt genelinde şube sayısı 1321'e ulaşırken çalışan sayısı yaklaşık 17 bin. Biraz daha gayret. Kobi bankacılığında önemli bir piyasa aktörü olan katılım bankalarımız kredilerin üçte birini Kobi'lere yönlendirmek suretiyle bankacılık sektör ortalaması olan yüzde yirmi üçün oldukça üzerinde bir seviyeyle öncülük yapıyor. Bu takdire şayan ve katılım bankalarımızın dijital bankacılıkta kaydettikleri mesafe de son derece memnuniyet verici. Geçtiğimiz günlerde kuruluş izni alan Hayat Katılım Bankası'nın da ülkemizin ilk dijital katılım bankası olarak sektöre iyi bir dinamizm getireceğine inanıyorum. Sermaye piyasalarımızın geliştirilmesi ve derinleştirilmesi açısından geçtiğimiz yılın Kasım ayında Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanan 5 yeni katılım endeksiyle bu alanda daha fazla yatırımcımıza hitap etmeye başlanmış olmasını da oldukça değerli buluyorum. Yine geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yeşil sukuk ihracı sektörde bir ilk olması hasebiyle bu alanda önemli bir kapıyı da aralamıştır. Yenilikçi bir yaklaşımla katılım finans prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilen bu ihracın sektörün bu alandaki gelişimine ön ayak olacağına inanıyorum. Bugün ulaştığınız konuma ve potansiyelinize şöyle bir dönüp baktığımızda eminim sizler de sabırla ve özenle büyüyen bir çınar olma yolunda ilerlediğinizin farkındasınızdır. Sizleri bu başarınızdan dolayı iştenlikle tebrik ediyor. Devamı da getirecek donanma birikime sahip olduğunuzu canı gönülden inanıyorum bazı ülkelerde de örneğin İspanya'da üretici fiyat artışları bir buçuk yıl içinde yıllık bazda negatif seviyelerden yüzde kırk seviyelere ulaşmış vaziyette. Bu küresel gelişmeler neden olduğu üretim maliyetlerindeki artışlar karşısında kaynaklarımızı en etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla kullanıyor ve maruz kalınan maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ediyoruz. 2021 yılında yüzde 36 ve 2022 yılında Ocak Mart döneminde yüzde 28 oranında bir sübvansiyon sağladık malum. Sanayicilerimizi destekliyoruz. Desteklemeye devam ettik. Şu anda hane halkında kullandığımız doğal gazda yüzde 78 oranında vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Ekonomimizin son iki yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor. Ve öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğilimini sürdüğünü gösteriyor. Sanayi üretimimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde %10,2 oranında artış gösterdi. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kuruyoruz. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 23,4 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdık. Bu ayda enerji hariç ihracatımız ithalatımızı geçmiş durumda. Önümüzdeki dönemde iyi bir turizm sezonu geçirmeyi öngörüyoruz. Nitekim Nisan ayı çok iyi geçti. Gerek Akdeniz'de, gerek İstanbul'da Mayıs ayı İstanbul'da çok farklı bir rakama ve orana ulaşmış durumdayız ki salgın öncesi dönemi de geçti elhamdülillah. Mart ayı itibariyle toplam istihdamımız 30 milyonu geçti. Ekonomimiz üretiyor. Ekonomimiz ihraç ediyor. Ekonomimiz istihdam oluşturuyor ve daha önemlisi de bunu gerçekleştirirken de net olarak organik ve sürdürülebilir bir büyüme ile bunu ortaya koyuyor. Tüm bunları makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek yüksek katma değerli yatırımları teşvik edecek şekilde tasarladığımız ve odağında üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırmak olan Türkiye ekonomi modelimizle başarıyoruz. Değerli katılımcılar, makroekonomik hedeflerimize ulaşmakta finansal istikrarın öneminin de farkındayız. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında döviz kurlarında gözlemlediğimiz piyasa gerçekliğini yansıtmayan fiyat oluşumu uygulamaya aldığımız kur korumalı mevduat ve katılım hesabıyla destekleyici ve alternatif enstrümanlarla beraber bertaraf ettik. Böylece enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Şimdi hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. Enflasyon ataletini ve beklentilerini el ele vererek birlikte adımlar atarak elimizi taşın altına koyarak ve yüreğimizle halledeceğiz. Takip ediyorsunuzdur. Günlerdir ilgili sektör kuruluşlarıyla Birebir toplantı yapıyoruz. Rakamları önlerine koyuyoruz. Türkiye'deki gelişimi, büyümeyi önlerine koyuyoruz. Sektörlerin hangi alanda nereden nereye geldiklerini ortaya kayan verileri kendileriyle paylaşıyoruz. Kısa dönem karlılığı üzerinden, bir takım hesaplarla ülke gerçeklerindeki ve dünya gerçekliklerindeki sıkıntıları kendilerine bir fayda oluşturmak adıyla çalışanların verilerini ortaya koyuyoruz. Paylaşıyoruz. Ve diyoruz ki bu ülke hepimizin. Bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Ama bu ülkede hepimiz birlikte kazanıyoruz. Kazancımızın ki bütün reel sektör başta ve finansal sektörü başta olmak üzere hedefi kar maksimizasyondur. Kar maksimizasyonunu fahiş hale dönüştürecek ve bundan kısa dönem içerisinde hızlı bir şekilde bir takım katkıları fazla hale getirecek fahiş uygulamalara net olarak karşı durduğumuzu ortaya koyuyor ve verilerle paylaşıyoruz bir çabamız var. Bu çabamız enflasyonun Türkiye'de mutlak surette kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bunu yapacağız. Bizimle birlikte olanlarla birlikte yapacağız. Ve biz birlikte olmaktan mutlak surette bereketin hasıl olduğuna inananlarız. Özellikle buradaki dostlarımız. Bu işi başaracağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesindeki son dönemdeki en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bu beklentileri hep beraber kıracağız inşallah. Her fırsatta dile getirdiğim üzere enflasyonla mücadele konusunda ne kadar hassas ve kararlı olduğumuzu bir defa bir daha tekrar ediyor ve vurguluyorum. Büyük ölçüde beklentilerdeki bozulmalardan ve dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasına yönelik adımlarımızı aralıksız atıyoruz doğrudan tüketici fiyatlarını etki eden adımlarımızdan bazıları gıda ürünlerinde, temel ihtiyaç maddelerinde ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte yaptığımız KDV indirimleri gibi indirimlerdir. Ayrıca enflasyon ardındaki yapısal faktörlere ilişkin çalışmalarımızı Fiyat İstikrarı Komitesi çatısı altında sürdürüyor, takip ediyoruz. Bu kapsamda üreticilerin üzerindeki maliyet artış baskılarını azaltmak amacıyla çiğ süt, buğday, yem, gübre gibi temel girdilere ilişkin politikalar geliştiriyor, destekler sağlıyoruz. Enflasyon ortamlardan şahsi menfaatler sağlamaya çalışan fırsatçıların fahiş fiyat uygulamalarına ve stokçuluğa karşı mücadelemizi de kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan enflasyon ile mücadele timlerimiz birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Süreçleri ve fiyat değişimlerini farklı birimlerimizle her an yakından izliyor, analiz ediyor ve detaylı şekilde denetliyoruz. Tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın alım gücünün eskisinin de üzerinde çıkartmak konusundaki tavrımız nettir. Yüzleştiğimiz sorunları kesinlikle görmezlikten gelmiyoruz. Aksine yerinde ve zamanda attığımız kapsamlı adımlarla gerekli tüm tedbirleri alıyor, bu uğurda kesintisiz çalışmaya devam ediyoruz. Enflasyonu ve enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyor. Tüm paydaşlarla tam uyum içerisinde koordineli bir şekilde hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda tüm küresel olumsuzluklara rağmen toplumumuzun her kesimini korumak için sektör temsilcileriyle tam bir koordinasyon halindeyiz. Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta ve dün <laughs> Birlikten berekete kazanan Türkiye anlayışıyla gıda, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri, çimento, seramik, yapı malzemeleri, konut ve temizlik ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcileriyle bir araya geldik. Kendileriyle samimi, son derece yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Diğer Sektörlerle de bu çalışmalarımız devam edecek. Yarının daha müreffeh Türkiye'sinin tesis edilmesi yolunda sektör görüşmelerine büyük önem veriyor. Gerçekleştirdiğimiz iştişareler sonunca etkin mekanizmaları hayata geçiriyoruz. Vatandaşımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine çeşitli destek ve sübvansiyonlara ek olarak Firmalarımızın da fiyat politikalarında bazı cesur adımlar atma yönündeki düşüncelerini sonuna kadar destekliyoruz. Enflasyonla mücadelemizde iktisadi temellerle uyuşmayan fiyat artışlarına da tolerans göstermeyeceğimizi defaten tekrarlıyoruz. Bu şekilde enflasyon beklentilerindeki katılığın da önümüzdeki dönemde kırılmasını beraberce sağlayacağız. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için devlet millet kucaklaşmasıyla gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Birlikten berekete kazanan Türkiye programına top, tip, deyik ve müsiat başta olmak üzere yayınladıkları manifesto ve hatta çeşitli fiyat indirimleriyle destek veren 50'den fazla STK'mıza ve sektör temsilcilerimize ve bunlara bağlı tüm kuruluşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi bir karşılık verdiler. Devlet millet kucaklaşmasının güzel bir örneği olan bu programımıza desteğin ve katılımın gün geçtikçe artacağına, yeni örneklerin ve öncü bazı uygulamaların ekleneceğine inanıyorum. Bunun için de bizler de adımlarımızı atmaya devam ediyoruz kredilerdeki seçici yaklaşımımızla yatırımları desteklemeye yönelik kredileri önceliklendiriyoruz. Şubat ayında duyurduğumuz 60 lira tutarındaki hazine destekli KGF paketi ile üretken ihracatı destekliyoruz. Benzer biçimde ihracata dönük sanayi yatırımlarına ve turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara uzun vadeli finansman sağlamak üzere 150 milyar liralık yeni bir imkan getirdiğimizde ifade etmiştik. Böylece ilgilerimizde tarihimizde hiç olmadığı kadar elverişli destekler sağlıyoruz. Hedef bir yansımalar olarak konu destekleri üç yeni destek paketi ilk kez kullanacak vatandaşlarımız destekliyoruz. Ayrıca konut finansmanı zenginleştirdik. Mahalle aradı. Hızlı bir şekilde konusunda tüm siyasi paydaşlarımızın da yere destek. bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır. Geri yönetimler de bir destek verirlerse düşecek. Imkanları... Bu yıl içerisinde yakalayabiliriz. Lükkanı da oraya Bu adımlarımızla kredilerin ekonomik büyümeyi kuvvetlendiren ve istihdamı artıran alanlara aktarılmasını sağlayacağız. Değerli dostlar, ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşması konusunda katılım finansının aracılık fonksiyonunu güçlü ve kesintisiz bir biçimde yerine getirmesi kritik bir öneme arz ediyor. Başta katılım bankalarımız olmak üzere katılım finans kurumlarımıza tamamı bir yandan toplumumuzun ihtiyaçlarına yanıt verirken Diğer yandan tüm dünyada giderek önemi artan finansal sürdürülebilirlik bağlamında da önemli bir rol oynuyor. Türkiye dünya standartlarındaki gözetim ve denetim uygulamalarıyla finansal istikrar anlamında gelişebilecek tüm ihtiyaçları karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Ülkemizin banka merkezli finansal sistemi gelişmiş ülkelerin karşılaştığı aşırı menkul kıymetleştirme ve varlık balonları gibi sistemsel risklerin etkisinin Türkiye'de sınırlı kalmasını sağlıyor. Buna ek olarak düzenleme ve denetleme çerçevesi dışında finansal aracılık faaliyeti olarak da bilinen gölge bankacılığın ülkemizde yer almaması bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz sene tasarruf finansman şirketlerinin BDDK gözetimi denetimine alınması. Bu alandaki muhtemel riskleri önemli ölçüde sınırlayan önemli bir adım olmuştur. Finansal sektörün önümüzdeki dönemde daha sağlıklı büyümesi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu finansmanı kesintisiz sağlaması için katılım finans kurumlarımıza önemli bir sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki dönemde katılım finans kurumlarımızın ülkemizdeki girişimci ekosistemin daha ileriye taşınabilmesi Stratejik alanlardaki girişimleri destekleyici ortaklığa dayalı modeller geliştirebileceğini düşünüyorum. Öyle ülkemizin bu alandaki potansiyelini birlikte bir şekilde tam ekonomisinin merkezinde yer alan mudarebe ve para gibi uygulamaları inovatif bir yaklaşımla günümüz girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çok daha fazla değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Diğer yandan refahı toplumun geneline yaymak amacıyla kitle, kitle fonlama ve mikro kredi uygulamalarının da katılım bankalarımız tarafından geliştirebileceğini ve bu çerçevede dünyada giderek önem kazanan sosyal finans alanında büyük bir boşluğun da doldurulabileceğine inanıyorum. Bu çerçevede katılım bankalarımızı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne çok önemli bir soru. Hangi medeniyetimize ait olduğumuzu unutmadan, finansal en iyi şekilde kullanabilmek bizim bir vazifemizdir. Biz sadece katılım bankalarıyla rakamları konuşmayız. Bu çerçevede bu sorumluluğun bilinci o dinde bilincinde olan dostlarımız kaybetme Somut kazanımlara hız vereceğimiz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi girişimiyle finans sektörümüzün küresel anlamda söz sahibi olması için elimizden geleni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde İstanbul'u dünyanın en önemli İslami finans merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle büyük düşünmeyi ve hızlı adımlar atmayı başarabiliriz. İstanbul hem tarihsel avantajları hem de sizler gibi yetkili kesinlikle sahiptir. Bizler katının finans sektörünün daha sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi ve güçlü büyüme performansını yakalayabilmesi için bu alanda yeknesak bir katının finans kanunu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Az önce ifade ettim. Bu çalışmaları sizlerin vereceği katkıyı da çok önemsiyoruz. Değerli katılımcılar, takdir edeceğiniz üzere ekonomi yönetimi olarak katılım finans sektörünün gelişimi için bugüne kadar elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Bununla birlikte sektörün sahip olduğu potansiyeli henüz tam olarak açığa çıkartmamış olması önümüzdeki dönem için bizleri motive eden ana unsurlardan biri olmalı. Bu kapsamda siz değerli sektör temsilcilerinden ilerleyen dönemde beklentimiz rekabeti ve verimliliği artırarak daha proaktif, daha dinamik ve daha inovatif bir yaklaşımı ortaya koymanızdır. Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında önemli bir köprü vazifesi gören Katılım Finans kurumlarımızın yanında olmaya ve önlerini açmaya aralıksız olarak devam edeceğiz. Reel sektörün ve vane, hane halkının kaynak ihtiyacını en uygun şartlarda ve insan odaklı bir yaklaşımla karşılayarak ekonomik faaliyetlerini kesintisiz sürdürülmesine yapmış olduğumuz katkılardan dolayı siz değerli temsilcilerimizin nezdinde tüm sektör çalışanlarına tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayın. Zorluklar sadece hedefi olmayanlar için bir engeldir. Hedefi olanlar zorlukları aşmanın bir yolunu mutlak surette bulurlar. Katının finans alanında insan odaklı, üretim odaklı, adalet ve paylaşım odaklı bir iktisat anlayışının kadirşinas taş taşıyıcılarısınız. Bu yolculukta inancımıza sapa sağlam tutunarak durmadan, yılmadan ve yorulmadan omuz omuza vererek koşmaya devam etmeniz gerekiyor. AK Parti iktidarı olarak son 20 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl ki olamaz denilenler oldurulmuş, yapılamaz denen sayısız eseri Türkiye'mize kazandırmışsak sizler de çalışmalarınızda aynı dirayetle yol almaya devam etmelisiniz bize ülkemizin refahı ve insanlığın birliği için çok çalışmak düşüyor. Birlikten bereket doğacak. Bunu biliyoruz. Her zorluktan sonra bir kol Ve bu düsturla ilerlemeye devam ediyoruz. Şüphesiz gayret bizden, nedir ve tevfik Allah'tandır.